Merhaba arkadaşlar, yeni bir derste daha beraberiz. Bugün sizinle bağlaşıklık, yani dil bilgisine bağlı anlatım bozuklukları konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluklarında neler var? En sık karşılaştığımız ek yanlışları var. Öge eksikliği var, çatı uyuşmazlığı var, değil mi? Buna benzer ya da işte tamlamayla ilgili hatalar var. Bunları göreceğiz. Önce ek yanlışlarına bir başlayalım. Eklerin hepsinin belli bir görevi var, değil mi? Bunları görevine uygun kullanmamız gerekiyor. Ve doğru kullanmamız gerekiyor. Eklerin fazla, eksik ya da yanlış olması arkadaşlar. Eğer ki fazladan bir ek kullanıyorsan, yani hiç karşılayacağı bir görev yoksa, eki eksik kullanıyorsan ya da yanlış kullanıyorsan, yani bu yanlış kullanmak nedir? Çok hani çeşitleri atıyorum, isim fiil kullanmam gerekirken sıfat fiil ekini kullandım. Ya da işte tamlayarak kullanmam gerekiyorken haleki kullandım gibi durumlar arkadaşlar diyoruz. Ya da işte tamlayan ekini koymadık, tamlanan ekini koymadık ve benzeri durumlar arkadaşlar. Ek yanlışlarında karşımıza çıkan durumlar olacak. Şimdi tamlama ekleriyle ilgili bir bakalım. Bizim öncelikle tamlama eklerimiz nelerdi? Tamlayan ekimiz ın, in, un, ın. Tamlanan ekimiz ise ı, i, u, ü, sı, si, su, sü şeklinde gidiyordu. Şimdi o zaman tamlayan ve tamlanan eklerimiz bunlar. Bakalım. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi. Şimdi bu cümleye baktığımızda kar yüzü görmeyen ne? Türkiye. Bakın özne olarak bana Türkiye cevap veriyor. Peki Türkiye diye bir ifade var mı orada? Yok. Şu ek bozmuş işi bak. O zaman ne diyeceğim? Türkiye birkaç bölgesi hariç kar yüzü henüz kar yüzü görmedi diyeceğiz. Kar yüzü görmeyen ne? Türkiye şeklinde bitireceğiz. Ha eğer ki şöyle diyebilirsiniz. Hocam Türkiye'nin birkaç bölgesi evet kar yüzü görmeyen eğer Türkiye'nin birkaç bölgesi ise eğer o zaman da bu hariç kelimesini atmamız gerekecek. Hariç orada sıkıntılı duruyor bakın. Eğer ki kar yüzü görmeyen Türkiye ise nin ekini atacağız. Eğer Türkiye'nin kar yüzü görmeyen Türkiye'nin birkaç bölgesi ise hariç ifadesini ne yapmamız gerekecek? Atmamız gerekecek. Ama eğer hariç varsa orada nin eki burada fazla arkadaşlar. Çünkü kar yüzü görmeyen ne? Türkiye'dir. Yeni sözcükler yaratmak için her olumsuz, dilinde olsun bu olanaklardan yararlanma yoluna gitmesi gerekir. Bakın tamlamalarla ilgili özellikle yani bunu sorularda hep yaparlar. Uzun cümleler seçerler ki siz o tamlamadaki o sıkıntıyı göremeyin diye özellikle yapılır bu. Şimdi şurada gitmesi var. Tamlanan eki var. Demek ki burada bir isim tamlaması var. Peki hadi bunun tamlayanını bir bulalım sizinle. Yeni sözcükler yaratmak için her olus dilinin sunduğu olanaklardan yararlanmaya gitmesi gerekir. Kimin gitmesi gerekir? Kimin bu olanaktan yararlanmaya gitmesi gerekir? Her ulus un. Bizim neyin kimin sorusu belirtili isim tamlamasında özellikle kullandığımız değil mi? Tabii zincirlemede de aynı şekilde bu soruyla karşılaşıyoruz ama belirtili de karşılaşıyoruz. Demek ki neyin kimin sorusuyla bakın bu tamlayanı bulmuş olduk biz. Yeni sözcükler yaratmak için her ulusun diline sunduğu olanaklardan yararlanma yoluna gitmesi gerekir. Orayı görmeni zorlaştıran şey arada bakın bir sürü sözcük var. O sözcük o tamlamayı görmeni zorlaştırıyor. Burada o zaman sizin dikkat etmeniz gereken bir tamlanan eki varsa orada tamlayanı bir bulmaya çalışın. Tamlayanı bulduktan sonra ikisini beraber bir okuyun bakayım. Doğru mu geliyor, yanlış mı geliyor? O daha kolay bulmanızı sağlayacaktır. Yani her ulus yararlanma yoluna gitmesi gerekir olmaz. Her ulusun yararlanma yoluna gitmesi gerekir olması gerekir. Peki, bu kitap beynimizin ölümünün 10. yıl dönümünde ünlü şairi, onun yüce anısına armağandır. Çok tehlikelilerden biri. Niye tehlikelilerden biri diyorum. Böyle bir cümleyi okurken muhtemelen o hızla doğru okuyacaksınızdır. Yani diyeceksinizdir ki bu kitap beynimizin ölümünün 10. yıl dönümünde ünlü şairi, onun yüce anısına armağanıdır. Okurken gerekli böyle okuyorsunuz. Okuduğun anda zaten buradaki hatayı kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden biraz daha ek yanlışlarında azami dikkat göstermek gerekiyor arkadaşlar. Armağanı. Kimin armağanı? Yayın evimizin armağanı. Bakın burada bir im tamlayan eki var.
Demek ki tanımlayan kim varsa benim bir isim tanımlamam var burada. O mantıkla bakın. Bu kitap yayın evimizin ölümünün 10. yıl dönümünde ünlü şaire onun yüce anasına armağanıdır. Yayın evimizin armağanı. Tabii şuraya da virgül koymuş mu? Koymadıysanız koyalım çünkü. Evet koymuş. Virgül olmazsa bu sefer başka bir anlatım bozukluğu çıkar değil mi orada? Yayın evimizin ölümü gibi algılanır. O yüzden virgülü bakın koymuş orada. Onun tamlanana ölümü ifadesi değil. Onun tamlanana nerede? Burada bakın. Yayın evimizin armağanı şeklinde. Bisiklete binmesini çok küçük yaşlarda öğrendim. Bu da sık karşılaştıklarımızdan. Şimdi arkadaşlar bizim evet tamlanan hekimiz I, I, U, S, 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 de bir de bizim belirtme hal hekimiz var. O da I, I, U, U olarak karşımıza geliyor. Tabii o kaynaştırma olarak S'yi almaz. O Y, Y harfini alıp kaynaştırma olarak. Şimdi baktığımızda bisiklete binmesini çok küçük yaşlarda öğrendim. Bisiklete binmesi. Burada bir isim tanıması mantığı yok. İyelik'in şey tamlanana gidin diğer bir adına iyi aitlik. Peki burada bir aitlik anlamı mı var ki ben tamlanan ekimi kullanayım? Dolayısıyla bakın burada bir isim tanıması yok. Ne diyeceğiz biz buraya? İyelik ekini değil, belirtme ekini getirmem gerekiyor. Yani bisiklete binmeyi çok küçük yaşlarda öğrendiğim şeklinde yapacağız ki isim tanımlamasının olmadığını rahat bir şekilde görebilirim. Senin ve kardeşin yaptığı hatalardan usandım. Bu da başka bir hata. Bağlama hatasına baktığımızda bakın arkadaşlar. Yaptığı. Kimin yaptığı? Kardeşin yaptığı. Tamam. Uyuyor. Çok güzel. Peki senin yaptığı hatalar diye bir şey var mı? Bakın. Şu kısım uymuyor. Şimdi burada şuna dikkat edin. İki tamlayan ne yapmış bakın? Bir tamlanana bağlanmış. İki tamlayan bir tamlanana bağlanmış. Böyle durumlarda bu tamlananın ikisini karşılaması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla kardeşinin karşılıyor, senin karşılamıyor. Burada yapacağımız iş bellidir. Sen ve kardeşin ne olur? İkiniz birlikte siz olursunuz. Sen, o, sen, kardeşin. Bunlar siz olur. Ama mesela ben, sen ya da ben, o gibi bir ifade olsaydı biz olurdu. Yani burada biz iyilik ekini ne yapacağız? Siz sözcüğüne göre getireceğiz. Peki sizin yaptığınız yani senin ve kardeşinin yaptığınız hatalardan usandım şeklinde yapacağız. Tekrar söyledim. Sen ve kardeşin size göre geliyor. O zaman bunun iyiliğini size göre getirmem lazım. Sizin yaptığınız demem lazım. Yani senin ve kardeşinin yaptığınız hatalardan usandım şeklinde yaparız. Yani istiyorsan sizin de. Peki hemen bakalım ne demiş. Aşağıdaki hangisinde tamlayan ek ile ilgili bir anlatım bozukluğu vardır? Neydi tamlayan ekimiz? Bakın tamlamayla ilgili demiyor. Sadece tamlayan belirtmiş. Tamlananla ilgili hata bulursak olmayacak. Tamlayan ekimiz bizim. Onun in şeklinde karşımıza çıkıyordu. Ne gelişinden haberimiz oldu? Nereye gittiğinden. Şimdi arkadaşlar buradaki hata fiilimsi ekinin kullanımıyla ilgili bir hata. Biz burada bağladığımız yapılarda bakın birinde gelişinden demişiz. Birinde ne yapmışız? Gittiğinden yapmışız. Yani birine isim fiil getirirken birine sıfat fiil getirmişiz. Ve bunları bağlamışız birbirine. Burada iki şekilde düzeltebiliriz. Ya gelişinden, gidişinden şeklinde yaparız. Ya da ne geldiğinden haberimiz oldu ve de gittiğinden şeklinde yaparız. Peki tamlayan ekle bir eksiklik mi bu? Hayır. O zaman bu şık gitti. Evet bir hata var. Ekle ilgili hata ama tamlayan değil. Bütün gün kitap okuma ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor. Bakın şu izlemek ifadesi şurayı da karşılaması makmek isim fiilini getirmiş burada. Burada mamiye getirmiş. Burada da aynı şekilde getirmesi lazımdı. Bütün gün kitap okumak ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyordu şeklinde yapacağız. O zaman ikisini de makmeke çevireceğiz. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Bir ay içinde araba sürmesini öğrendi. Sılsın. Şimdi arkadaşlar burada tamlanan ekini kullanmış. Peki tamlanan eki
gelecek bir durum var mı? Yani bir aitlik durumu, bir isim çalması durumu var. Bu da yok. O zaman ne diyecek buraya? Araba sürmeyi öğrendi diyeceğiz arkadaşlar. Bu da gitti. Tamlananla ilgili bir hata. Bana ne lazım? Bakın tamlayanla ilgili bir hata lazım. Hayat kimine mutluluk verdiğini, kimini mutsuz ettiğini görüyoruz. Tamlanan ekibimiz var burada bakın. Peki şu soruyu sorayım ben size. Neyin mutluluk verdiği ya da neyin mutsuz ettiği diye sorsam cevap olarak ne dersiniz herhalde? Neyin mutluluk verdiği? Hayatın mutluluk verdiği. Peki hayatın diye bir ifade var mı? Yok. Hayat demiş burada. Ne diyecek o zaman? Hayatın diyecek. Bakın ne yaptı? Tamlayarak kullanmadı. Tamlayarak kullanmadığı için bir hata var. Onun tezi yakında bitecek ve o öğretmen olarak göreve başlayacak. Burada bir problem görünüyor. Hal ekip. Buraya baktığımızda aletlerimiz nelerdi bizim? Belirtmelerde I, I. Değil mi? Yönelme A, E. Bulunmadı A, D. Ayrılmadan D şeklinde aletlerimiz vardı arkadaşlar. Çocuklara öğrettiklerimizden aksini yapmamalıyız. Şimdi neyin aksi? Çocuklara öğrettiklerimizin aksi. Bakın buraya tamlayarak ki gelmedi. O ne yapmış? Ayrılma aletini getirmiş. Burada bir ayrılma çıkma durumu yok ki. Dandeni kullanalım değil mi? O yüzden hatalıdır. Yani in getireceğiz buraya. Simurg. Bir İran efsanesinde gerçeğin peşine düşen kuşların öyküsü anlatılır. Şimdi burada hadi size bir öge bulalım. Anlatılır. Anlatılan ne? Bir İran efsanesinde gerçeğin peşine düşen kuşların öyküsü anlatılan bu. Peki bu nerede anlatılır? Simurg'da anlatılır. Bakın burada bulunma aletini kullanmamış. Simurg'da şeklinde yapacağız arkadaşlar. Simurg'da bir İran efsanesinde gerçeğin peşine düşen kuşların öyküsü anlatılır. Tabi bu cümleyi başka şekilde de düzeltebiliriz ama o zaman iki yer değiştirmemiz gerekir. Nasıl düzeltebiliriz diğer haliyle onu söyleyelim. Sonra tekrar bunu yazarız. Diğer haliyle şöyle düzeltebiliriz arkadaşlar. Simurg bir İran efsanesinde gerçeğin peşine düşen kuşların öyküsünü anlatır. Buradaki edilgenliği de çekmemiz lazım tabi o zaman. Anlatır şeklinde. Yani böyle düzeltebiliyor. Simurg bir İran efsanesinde gerçeğin peşine düşen kuşların öyküsünü anlatır. Anlatır. Anlatan ne? Simurg. Burada bakın Simurg özne oluyor. Ama bu cümle edilgen olduğu anda hemen ne yapıyoruz o zaman? Şuradaki yapıyı bulunma aleti olarak, daha değer olarak yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Peki. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığındandır. Şimdi arkadaşlar şuradan yeşil alanların azlığındandır demiş. Yani aslında bir sebep bildirmeye yönelik bir ifade. Zaten burada nedenlerinden diye bir ifade kullanmış. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri demiş. Yani neden belirttiğimi yani ben bir neden cümlesi olduğunu belirtiyorum burada zaten. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri derken o ifadeyi belirtiyorum. O zaman buraya tekrardan azlığındandır dememe gerek yok. Ne diyeceğim ben buraya? Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığıdır şeklinde yapacağım. Ne yaptım bakın orada? Daz ekini attım çöpe. Ya da şöyle de yapabiliriz o zaman değiştirmemiz gerekir. Yani nedenlerini çekersek hava kirliliği yeşil alanların azlığındandır. Şimdi böyle yapsan hiç problem yoktu. Orada neden belirtiyorduk ama burada hem neden ifadesini zikretmiş hem de azlığındandır derken de bir neden bildirmeye yönelik ifade kullanmış. Dandeni o zaman orada kullanmayacağız diyoruz gençler. İlgi ki burada sıfat sepanki karşımıza geliyor arkadaşlar. Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan geriye çırılçıplak, simsiyah dağlar ve tepeler kaldı. Ki sıfat sepanki kullanılmış. Peki burada nerede çıkan yangınlar? Muğla yöresinde çıkan yangınlar. Ama burada ki kullanmış bakın. Gerek yoktu o zaman. Yani oraya bir nitelik ya da belirtme anlamı yüklemenin anlamı yok. Ne diyeceğiz? Muğla yöresinde çıkan yangınlardan geriye çırılçıplak, simsiyah dağlar ve tepeler kaldı şeklinde yapacağız.
Evet, iyilik ekibiyle ilgili. İyilikler arkadaşlar, iyiliğin diğer bir adı aitlikti. Bunlarla ilgili hatırlayacaksınızdır. İşte kalem örneğini verecek olursak, kalemim dediğim zaman ilk bakın benim kalemim, benim anlamını yükledi ona. Ya işte kalemin, senin anlamını yüklüyor. Kalemi onun anlamını yükledi bakın. Kalemimiz, kaleminiz, kalemleri baktığımız zaman bunlar hepsi iyilik eki. Birine ait olma anlamını katıyor. İyilik eki oymuş demek ki. Peki, hemen bakalım. Hem arkadaşım hem meslektaşım olmaktan mutluyum. Hem arkadaşım benim anlamı katıyor. Hem meslektaşım bakın yine benim anlamı katıyor. Evde mutluyum demiş. Şimdi arkadaşlar burada bu cümleye şöyle bakarsak ben kendi kendimi hem arkadaşı hem de meslektaşıymışım ve bundan mutluymuşum gibi böyle kullanır. Oysa ben kendi kendimin arkadaşı ve meslektaşı gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunu düzeltmemiz lazım. Ne diyeceğiz? Hem arkadaşın hem meslektaşın yani senin arkadaşın senin meslektaşın. Hem arkadaşın hem meslektaşın olmaktan mutluyum. Ben senin arkadaşın ve meslektaşın olmaktan mutluyum. Bir şekilde düzeltiriz. Ha şöyle bir şeyse benimle arkadaş olduğu için bir başkası mutluysa onu da şöyle yapabiliriz. Hem arkadaşım hem meslektaşım olmaktan mutluymuş şeklinde yapabiliriz. Ama kendi kendimin hem arkadaşım hem meslektaş olmaktan mutlu gibi bir durum söz konusu olamaz. O zaman oraya ne yaptık? Hem arkadaşın hem meslektaşın şeklinde getirdik arkadaşlar ifadeyi. Peki o zaman iyilik ekini ne yapmışız biz? İkinci iyiliği kullanacağımıza birinci tekili iyiliği kullanmışız. Hatalı. Ve çoğunluk ekiyle ilgili hatalar. Bu da karşımıza sık çıkan hatalardan birisidir arkadaşlar. Şimdi bizim çoğunluk ekimiz lar arkadaşlar bizler çokluk ekini bazen kullanamayız. Nerelerde kullanamayız? Mesela bir şeyle ilgili sayı zikrediyorsak mesela 10 adamlar geldi demeyiz. 10 adam geldi deriz. 10 sayısını kullandığımız için. Gerçi hani başka dillerde öyle değil, değil mi? Herhalde İngilizce'de es taksını falan getiriyorsunuz. Ama Türkçe'de böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O zaman 10 adam geldi deriz. Ya da işte birçok adamlar geldi demeyiz. Birçok adam geldi deriz. Çünkü o çokluk anlamını birçok zaten barındırır içinde. O zaman biz sayı bildirdiğinde birçok, pek çok, çoğu gibi ifadelerde ne yapacağız? Larları kullanmayacağız arkadaşlar. Onun için zevkine ve keyfine düşkün. Ne kadar memurlar varsa hep burayı ister, buraya yerleşirdi. Şimdi zevkine ve keyfine düşkün. Ne kadar memurlar varsa, larlar olmasa, ne kadar memur varsa deseydim, zaten hepsi, bütün memurlar, hani çok anlamı katmayacak mıydı? Zaten burada ne kadar varsa bu larları kullanmayacağım arkadaşlar. Onun için zevkine ve keyfine düşkün. Ne kadar memur varsa hep burayı ister, buraya yerleştirir. Şekilde düzelteceğiz. İspanya'da hükümete tepki gösteren binlerce insanlar sokağa döküldü. Bakın binlerce diyor zaten. Binlerce. Çokluk bildiriyor. Larla ne yapmayacağız? Gerek duymayacağız arkadaşlar burada da. Binlerce insan sokağa döküldü şeklinde yapacağız. Peki fiilimsi ekliği ile ilgili hatalarda ne yapacağız arkadaşlar? Burada da yani isim fiil kullanmam gereken yerde sıfat fiil ya da işte sıfat fiil kullanmam gereken yerde isim fiil kullanmak bir hata oluşturabilir. Peki biz hocam nerelerde kullanıyoruz bunu? İsim fiil isim yapıyordu değil mi? Peki sıfat fiil ne yapıyordu? Sıfat ya da adlaşmış sıfat yapar sıfat fiil. Eğer ki bir yerde sıfat yapacağım bir durum yoksa ben sıfat fiili kullanamam. Hangi fiilimsi kullanmam gerekir? O zaman isim fiili kullanmam gerekir. Ama sıfat yapacağım bir durum yoksa ne yapmam? Sıfat fiili yani o ekleri şöyle bir hatırlayalım kodlama olarak ne diyordu bana? Anası mezar dikecekmiş. Anası mezar dikecekmiş şeklinde eklerimiz vardı. Onlar sıfat fiil eklerimizdi. Bunlar sadece sıfat yaparken kullanıyoruz. Tabi adlaşmış sıfat da olabilir. Ama muhakkak adlaşmış sıfat yapabilme durumu olması lazım. Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlayacaklar. Şimdi toplanacağını sağlayacaklar. Acakacak. Sıfat fiil ekini kullanmış burada. Değil mi? Sıfat fiil eki kullandı. Peki benim burada toplanacağını ifadesi sıfat mı? Ya da adlaşmış sıfat mı? Yani bir önüne isim gelip de onu niteleyecek, belirtecek bir durumda mı? Hayır.
Demek ki buraya sıfat fiil kullanamam ben. Ne diyeceğim buraya? Toplanmasını sağlayacaklar. Yani mameye isim fiil ekini getireceğim. Vergilerin yeni sisteme göre toplanmasını sağlayacaklar şeklinde düzelteceğiz. Beni en çok sevindiren senin geldiğindir. Şimdi senin geldiğindir. Dıttik, sıfat fiil eki. Mesela burada da sıfat fiil eki var ama ona itiraz etmiyorum ben. Niye? Orada bir adlaşmış sıfat. Yani beni en çok sevindiren olay. Yani beni en çok sevindiren şey diyebiliriz. Yani burada önüne bir isim getirsen bu sıfat oluyor. Demek ki bu adlaşmış sıfat, bir problem yok burada. Ona dokunmuyoruz. Peki senin geldiğindir ifadesine baktığımızda. Buradaki geldiğindir bir ismin niteliği belirtebilecek bir durumda mı? Hayır. O zaman ne yapacağız? Senin gelmendir. Yine mame isim fiil ekini getireceğiz değerli arkadaşlar. Evet, ek fiil ile ilgili hatalar en çok karşılaştıklarımızdan birisidir arkadaşlar. Ek fiil ile ilgili hatalar en çok karşılaştıklarımızdan birisi. Arkadaşlarımla bir kurnaz, diğeri kurnaz değildi. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. İki yüklemlerde tabii karşımıza çıkacak. Dikkat etmenizi istediğim şey, bakın birisi olumlu. Yani biz şunu demek istiyoruz değil mi? Arkadaşlarımdan biri kurnazdı, diğeri kurnaz değildi demek istiyoruz. Ama burada biri olumlu, biri olumsuzsa her iki ek fiili kullanmam gerekir. Çünkü eğer ki ben şuradaki ek fiili kullanmayayım, şuradaki ek fiili kullanırsam bu dil bilgisi olarak şu demektir. Şuradaki ek fiil burada karşılıyor gibi bir anlama çıkar dil bilgisi bakımından. Peki karşılıyor mu? Karşılasaydı ikisinde de kurnaz değildi gibi bir durum olacaktı. Karşılamıyor. Biri olumlu, biri olumsuz. O zaman bu sıralı bağlı cümlelerimizde arkadaşlar, sıralı ve bağlı cümlelerimizde biri olumlu, biri olumsuzsa ek fiil ikisine de ne yapacağız? Getireceğiz arkadaşlar. Ha şöyle olsaydı bir problem yoktu bakın. Mesela arkadaşlarımdan biri kurnaz, diğeri zekiydi. Bakın burada da kurnaz ve zeki yüklemlerimiz. Burada yine ek fiili kullanılmış bakın. Ama kullanmasına gerek yok burada. Buradaki cümle doğru bir cümle, bir problem yok. Neden? Çünkü bakın bu da olumlu, bu da olumlu. Yani şu ek fiil, zekiydi'deki ek fiil, olumlu bir ek fiil olduğu için buradakini de karşılıyor. Burada eksini de koymayız. Ama şurada değil de ek fiili burayı karşılamadığı için buraya olumlu olarak kurnazlı demem gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun doğru şekli şu şekilde olacak. Arkadaşlarımın biri kurnazlı, diğeri kurnaz değildi. Tamam. Ek fiil ile ilgili hatalarda buna özellikle dikkat edin. Geliyor arkadaşlar. Olumlu olumsuza bakıyoruz orada. Çocuklar çok çalışkan ama umutlu değildi. Yine aynı böyle bakın. Çocuklar çok çalışkandı. Biz çalışkandı diye algılıyoruz. Evet doğru algılıyoruz. Umutlu değildi. Şimdi tamam biz doğru algılıyoruz ama bunun ek fiilini koyamamış. O zaman dil bilgisi açısından baktığımızda şu burayı da karşılıyor gibi algılanır. O zaman buraya ne yapacağız? Çalışkandı diyeceğiz arkadaşlar. Peki hemen sorumuza bakalım. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Türk edebiyatında yaşamını yazdıkları ile kazanan tek yazar Peyami Safa olduğunu çok az kişi bilir. Bakın iyilik eki falan varsa arkadaşlar önce size ne demiştik? Bir şeyi bir bulun bakayım bir. Yani tamlanan olduğu zaman tamlayana da bir bulun demiştik. Peki Peyami Safa olduğunu çok az kişi bilir. Kimin Peyami Safa olduğunu çok az kişi bilir? Yazdıkları ile kazanan tek yazarın Peyami Safa olduğunu çok az kişi bilir. Bakın orada bir tamlanan kim var benim? O zaman ben orada ne yapacağım? Tamlamayı bulacağım, tamlayanı bulacağım. Tamlayanımız tek yazarın Peyami Safa olduğu tamlanan. Şu anda iş düzeldi bakın. Demek ki tamlayan ekiyle ilgili bir eksiklik var. Hemen şıklarda bulalım onu. Nerede? A şıklarmış bakın. İşaretledik, geçtik. Bağlaçlarla ilgili yanlışlar. Burada da arkadaşlar her bağlacımızı rastgele her yere koymayız. Mesela V bağlacımız
eş görevli aynı doğrultudaki ifadeler için kullanırken, mesela ama bağlacını biz öyle kullanmayız. Ama bağlacını daha zıtlık bildiren ifadelerde kullanırız. Değil mi? Yani amayı söyledikten sonra ona çelişen bir şey söylememiz lazım. Ya da işte hatta bağlacını kullanıyorsak bir derece üstün bir şey söylemek lazım. Yani seni seviyorum, hatta aşığım demem lazım. Yani hattadan sonra daha üstü gelmesi gerekiyor. Geçen ay merdivenden düşüp ayağını kırmış, üstelik 3 hafta işe gidememiş. Şimdi burada aslında cümleye bakarsanız, geçen ay merdivenden düştüğünden dolayı 3 hafta işe gidememiş. Yani bir sebep sonuç cümlesi var arkadaşlar. Bir sebep sonuç cümlesi var. Sebep sonuç ifadesini biz üstelik de bildirmeyiz. Ne deriz? Geçen ay merdivenden düşüp ayağını kırmış, bundan dolayı, bu nedenle, bu yüzden gibi ifadeler kullanabiliriz. Geçen ay merdivenden düşüp ayağını kırmış, bundan dolayı 3 hafta işe girememiş. Ya da işte bu nedenle, bu yüzden, bu yüzdeni tercih etmiş buraya yazan kişi. Evet, geçen ay merdivenden düşüp ayağını kırmış, bu yüzden 3 hafta işe girememiş. Sebep sonuç olduğu için ne yapmadık bakın orada? Üstelik ifadesini kullanamadık. Oraya gidersen etnografya ya da kurtuluş savaşı müzelerinde gezmelisin. Şimdi burada ne yapmış? Ya da'yı kullanmış bakın. Etnografya ya da kurtuluş savaşı. Şimdi ya da ne demek? Ya o ya o. Hani birinden biri. Değil mi? Böyle bir anlam var. Peki eğer böyle bakarsak, oraya gidersen etnografya ya da kurtuluş savaşı diyorsa, birinden biri ise niye müzelerindeki larneleri kullandım ben? Şimdi bunu iki şekilde düzeltebiliriz bu cümleyi. Oraya gidersen etnografya ya da Kurtuluş Savaşı müzesini gezmelisin. Yani ikisinden biri ise bunu müzesini yapacağım, müzelerini yapmayacağım. Ya da eğer ki müzeleri ise eğer gezilen yer birden çoksa ya da demeyeceğim. Ne diyeceğim? Oraya gidersen etnografya ve Kurtuluş Savaşı müzelerini gezmelisin. Ne yaptım sonra iki şekilde yapacağız bakalım. Ya evet müzelerse birden çoksa ve getireceğiz, ikisini de gezdireceğiz. Ya da ikisinden biri ise bir tane olduğu zaman larnelere gerek yok. O zaman müzesini diyeceğiz. O şekilde düzelteceğiz. Bugün 7 ayrı firmayla görüşmem gerekiyor. Zira çok az zamanım var. Şimdi zira bağlacını biz böyle kullanmayız değil mi? Yani buraya daha çok hani şu gelecek gibi. Ama, fakat, lakin gibi bir şey gelecek gibi. Bugün 7 ayrı firmayla görüşmem gerekiyor. Fakat çok az zamanım var. Ama çok az zamanım var diyebilirim. Zira ne yapmayacağım? Kesinlikle burada kullanmam. Yanlış bir şey yapsam da kızmaz ama inanılmayacak kadar anlayışlıdır. Yanlış bir şey yapsam da kızmaz ama inanılmayacak derece anlayışlıdır. Ya zaten kızmıyormuş, anlayışlıymış. Bakın aynı bir madde şeyler. Peki bu bağlaçların başında ne demiştik? Ama çelişen ifadelerde yani amayı söyledikten sonra tersi bir şey söylememiz lazım demiştik. Burada ikisi de aynı minvalde. O zaman amayı kullanmama gerek var mı? Hayır. Yanlış bir şey yapsam da kızmaz. Bunun sebebini bildiriyor bakın. Kızmamasının sebebini bildiriyor. Çünkü inanılmayacak derece anlayışlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Burada kalalım. Diğer videomuzda noktalama eksikliğinden devam edeceğiz. Esen kalın.